Şaka tuzağımıza takılan bu seferki isim usta oyuncu Hakan Yılmaz. Onu Yetersiz Bakiye isimli tiyatro oyununun kulisinde birlikte sahne aldığı arkadaşlarıyla birlikte şakaladık. Hem de ne şakaladık. Tiyatrodayız, tiyatro kulisindeyiz. Gergedan yapımının Yetersiz Bakiye adlı oyunu. Yapımcımız Cengiz Şahin yanımda. Oyuncu arkadaşlarımız buradalar. Şakalayacağımız kişi Hakan Yılmaz. Hikayemizi birlikte tasarladık arkadaşlarımızla. Efendim güya Eylül'e bir iki gün sonra bir reklam çekimi teklifi alıyor. İki gün sonra da tiyatronun oyunu var. Doğru mudur? Doğru. Yedisi. Doğru. Tam yedisi. Bu reklamda oynamak istiyor musun? İstiyorum. Çok istiyorsun. Çok istiyorum. Ve rica ediyorsun yapımcından. Evet. Diyorsun ki ne olur o gün oyunu iptal et. Evet. O da diyor ki sen çıldırdın mı? Ey disiplinsiz kız. Nasıl iptal edeyim? Arkadaşlar sizler de sahne amiri görevini yürütüyorsunuz. Aman yavaş olun. Sesler yükseldikçe içeriye seyirci aldık. Çünkü bu bir toplu satış. Olaylar bizi nereye götürürse diyeceğim ama bir ihtimal oyun başladıktan sonra sahneye girmeyi düşünüyorum. Eylül seni lüzumsuz bir yerde sahneye çıkaracağım, aslında oyunda olmaması gereken bir yerde. Sahneye çıkacaksın, ben de diyeceğim ki aman Hakan üzülme. Eylül giderse gitsin, ben geliyorum onun yerine diyeceğim. Bakalım bize ne kadar kızacak, göreceğiz. Yerime geçiyorum, kolay gelsin. Oyun içinde oyun başlıyor. Hakan Yılmaz ve işbirlikçimiz sahneye çıkmak üzere. Hazırsak başlayalım. Hoş geldiniz abi. Ya bilmiyorum ki, herhalde konser var şeyden sonra. Birkaç gün sonra. Burası abi. Evet, kulislerine çekiliyor oyuncularımız. Selam. Erkekler burası abi, kızlar burası. Hakan'ın kulisi de güzelmiş valla. Evet. Eylül sen git ve selam ver. Ne yapıyorsunuz gençler? Hello. Siz duyuyor musun? Biz biraz donduk. Şarkı mı okuyun? Parmaklarımın ucu dondu ya. Niye o kadar soğuk mu? Buz ya. Merhaba. Merhaba. Sanatın ve sanatçının dostusunuz bakın. Thank you. Thank you. Gördün mü o şeyi, dekoru mekoru ne kadar güzeldi. Yaptık bir şeyler ya. Harbi güzeldi bu ya. İş kadın olmak zor zanaat. Cengiz, Eylül artık oyun alanına geçelim ve aksiyon başlasın. Sen durumunu Cengiz'e anlatmaya başla Eylül. Bir şey söyleyeceğim, reklam çekim okeylenmiş. Evet. Mesaj geldi aynen. Ne oldu? Reklam çekim vardı benim oldu. Cuma günü 7'sinde. Hayırlı olsun. Çak 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 çak. Ne reklamı? Ya bir tane böyle kombi gibi bir şey reklamı vardı da ondan haber bekliyordum aynen. 7'si. Kombi mi? Aynen. Çak. Abi, hayırlı olsun. Ama şey soracağım, ne zaman gündüz mü çekiyorsun? Bütün gün. Gündüzden gece. Cuma dediğim. Hangi gün be? Bir dakika, 7'si bu cuma mı? Evet, 7'si cuma. Evet, olayı odanın dışına taşıyalım. Toplantı salonuna geçelim arkadaşlar ki herkes konuya dahil olsun. Bir şey söyleyeceğim ama ben sana söyledim ya hani ayarlayabiliriz falan dedin. Ama kesinleşince haber verdin bana. Kesinleşince haber verecektin bana. Eylül sana mesaj gelmiş olsun ve o günden başka gün çekilemezmiş bu reklam. Efendim? Bir şey diyeceğim, adamlar diyor ki o olmaz diyorlar abi. Ne olmaz? 7'sine sen okey verdin diye okey dedi ki biz de bütün programı ona göre yaptık diyor. Ne bu, kaçta oluyor, ben anlamadım. Abi sabahtan alacaklar beni, gece yarısına kadar devam edecek bir tam gün. Eylül oyunu iptal edelim ya da benim rolümü başkası oynasın de bakalım ne olacak. Bir şey söyleyeceğim, bir oyunu iptal etmemiz lazım abi. Ya da başka biri oynayacak çünkü hem sabahtan hem de akşam bir de dış gece var. Abi oyunu iptal etmek ne demek ya? Ama Fatih de bana böyle söyledi. Gerçekten ben anlayamadım şu anda mevzuyu yani. Abi oyun oynuyoruz yani.
Senin nerede hayatım çekimi? Hakan konuşurken müsaade edin, girmeyin araya. Sahilde dış gece çekim yapacaklar. Bir de gündüzden de var. Tamam, 2 saat versinler. Ben yazdım. Yazdım diyor ki veremeyiz diyor. Bütün programı ona göre yaptım. Ama oyun var abi, nasıl olur, öyle bir şey olur mu? Cengiz, ama bizim oyunlarımız çok önceden planlandı, biletler satıldı diyerek biraz tansiyonu yükseltmeye başla. Eylül'cüm, biz sana bir şey söyleyeceğim de, hani 30 gün önce şey veriyoruz. Program atıyoruz. Ya tamam da işte öncesinde ben Fatih ile konuştum, bak dedim böyle ama böyle bak, bir durum şey olabilir. Bir dakika. Fatih ile konuşmam bir şey değiştirmez. Tamam. Hande, beni duyuyorsan kafanı kaşı. Eylül'ün rolü 2 günde başkasının hazırlanıp oynayabileceği bir rolse kafanı kaşı. Ha yok, hayır diyorsun, tamam. 2 günde başkasının hazırlanacağı bir rol değil demek. Tamam, güzel. Çok önemli bir iş mi? Çok para veriyorlar. Evet. Cengiz Bey karşılasın. Cengiz Eylül'ün kişisini öde. Olur. Sıkma canım. Aa, bir de işin kötüsü iyi de bir para veriyorlar. Mekan açacağım. Kaç para ya? Kaç para bir reklam ya? Ben vereceğim parasını ya. Dalga mı geçiyorsun? Kaç para ya? Şu an daha ya? Neler yani? Benim şaka yapıyorsun bence şu anda. Ay şaka falan yapmıyorum abi. Sinirim bozuldu ama yani. 40 yılın başında böyle bir şey rica ediyorum sizden. Abi böyle saçmalık olmaz. Ben ne yapayım, ne demek yani? Tiyatro yapıyoruz biz ya. Bak, onların yaptığı saçmalık. Taksim, ben bu oyuncuyu çağır gelsin. Ya tamam da şu an Hakan, ben adamlara sizin yaptığınız saçmalık diyebilecek lükse sahip değilim şu an içinde bulunduğum şarkılardan dolayı. Şimdi yani şimdi ortada bir gerçek var. Şimdi cuma günü oyun var. Cuma'ya koyuyorlar. Diyeceksin ki abi benim oyunum var. Yani, seni bu kadar istiyorlarsa... O zaman senin için bir gün daha ertelerler. Öyle de Cengiz. Madem seni istiyorlar. Yani hayır, reklamı bu kadar ciddiye alıp ben o adamlara bir şey diyemem diyorsun. Yani bu kadar istiyorlarsa o zaman ya git. Abi sordum, yazdım diyorum işte. Yazdın da ama sen buradasın ama. Ne yapayım ben, yönetmenim bulayım, sen ne yapayım? Sen buraya bağlısın ama bunu kaç defa konuştuk. Evet, buradan yükseltelim artık. Kusura bakma, benim hani diyebileceğim başka da bir şey yok. Evde arayıp şimdi adamlara iptal mi edeyim yani bunu? Abi iptal edeyim de... Yapacak bir şey. Ya bir dakika, de ki güzel kardeşim, de ki bak benim... Cuma günü kaç ayın? 7'si. 7'si. 7'si de benim. 8'de, hadi biz yarım saatte hazırlık süresine, 7.30'la 11 arası benim gelmem imkansız da. Bunlar da prodüksiyonun neyini hazırlayacaklarsa ona göre hazırlasınlar yani. Bu başka bunun şeyi var mı sence? Ne bileyim, bilmiyorum hani. Ya Hakan, o dediğin de ünlü oyuncular için. Aynen öyle yani. İşte ünlüsü yani. Ünlüsü var mı abiciğim, eğer oyuncu seçiyorsa bizi? Zaten dedi ki gelemeyeceksen söyle, hani başka bir olur Eylül'cüm, yok dediler zaten bana, şey anladın mı? Eğer olmayacaksa, yedisinde bütün gün bizde olamayacaksan başkasını alacağız. Onu bana şimdi tamam, söyle dedi ama tamam. Yani. Cengiz, çöz bu işi de Eylül. Cengiz lütfen çöz bu işi de. Tamam. Şimdi ben sakin olmaya çalışıyorum. Ortamı da germeye hani niyetim de yok. Biraz daha oyun evet, var. Abi evet, bir şey diyeceğim. 20 dakika sonra gerilecek bir şey yok. Abi gerilecek nasıl bir şey yok? Allah aşkına abicim, ya. Abicim bak, konuşun diyorum. Ama konuşun diyor yani. Ayarlamıyorlar çünkü mesaj çektim. Mesaj attım demin. Dedim ki benim dedim o gün oyunum var dedim. Eylül tamam, susun de ve ara bakalım şu reklamcıları bir. Yapabiliyor muyum dedim mısın? Böyle bir şey. Bir ara o zaman. Ya Cengiz arayacağım şimdi, mahvolacak olay ya. Söyledim zaten adama, olmaz dedi ya. Gelebileceksen yedisinde bütün gün dedi. Ya ben anlamadım, oyuna mı çıkmayacaksın? Ha yedisinde şey bütün gün gelebileceksen dedi, okey dedi. Kimle bir ya? Bu ne demek ya, bu ne saçmalık ya? Bunun ağrı mı burası? Reklam geldi, yok ben öyle bir saçmalık mı var? Bağırma. Bir dakika abiciğim, durun ya. Olaylara ya bak abi. Ne demek nasıl konuşuyorum ya? Ne demek nasıl konuşuyorum? Cengiz nasıl konuşuyorsun? Ne demek nasıl benimle konuşuyorum ya? Bir dakika be abi, durun ya. Sana 2 saattir insan gibi derdimizi anlatıyorum. Ben ne gibi anlatıyorum? Anlatıyorsan o zaman bulacaksın çözümünü. Ne alakası var canım? Cengiz o ne ya? Saçmalık. Hareketlere bak ya. Abicim, ben burada iş yapıyorum. Ben ne yapıyorum? 95 ben oyundur şey bu oyundasın. Böyle bir saçmalık olmaz. Tamam Cengiz, arıyorum ve iptal ediyorum diye. Birazcık şöyle bir numara yap bakalım. Ya. Tamam Cengiz, arıyorum ve iptal ediyorum. İki tane iptal et o zaman, ne yapayım? Bağırmayın oğlum. Seyirci alın ne yapıyorsun? Gel sen gel. Abi, kardeşim bunlar ayarlanacak şey. Abicim bir gelin. Bu ayar. Abi bu prodüksiyonu ayarlar. Başka bir şey yok. Abi. Meydan. Sürekli bana aynı şey yapıp duruyorsun Cengiz ya.
Ben sana demedim o zaman kavgamızda da insanlar içinde bunu yapma diye. Arayıp iptal ediyorum şu an yani. Mutlu olacaksan arayıp iptal edeceksin. Ne yapacaksın başka abi? Yani? Arayıp iptal edeceksin tabii ki. Abi böyle bir saçmalık olur mu Allah aşkına ya? Ya oyun iptal etmek ne demek ya? Abi ya bu ne reklam sevdası ya? Ya hayır tamam para kazanıyoruz. Bir şey yok canım ya en kötü. Çekmeyeceksen sen niye bu kadar geriliyorsun? Şey de Cengiz ben neden bahsediyorum Allah aşkına? İşe saygısı olmayan insanlarla çalışıyoruz biz de. Biraz yüksek sesle söyle. Ya ben anlamıyorum ben ne diyorum o ne diyor. Yani işe saygısızlık değil ne bu abi? İşini ciddiye almamak değil mi yani şimdi bu? Kardeşim ayarladık. Git reklam çek o zaman yani. Yapma o zaman tiyatro. Git. Ayda 3 tane reklam mı çekiyorsun? 4 tane reklam mı çekiyorsun? Ne yapıyorsan yap. Eylül sen şimdi aramış ol ve adamlar kabul etmesinler. Seyirci durumu ne? Ayarlamaz lan. Nereye ayarlayacaklar? Allah aşkına. Telsiz nerede benim? Canım iyi de. Taksim çağırır. Sonra oyuncu çağırır. Hande sen de Eylül'ü teselli etmeye git. Sonra salona gel ve Hakan'a eşyaları yere fırlatıyor. Bu gece oynamayacağım diyor de. Canım seni... Ya, beni çağırmazlar da yani. Abi böyle bir saçmalık hayatına abi, abi bana dedi ki bir ay öncesinden şey yaparsın. Sen niye iptal, iptal ediyorsun? Abi dedim ki, dedi ki erkenden söylerim dedi. Bu iptal olur mu ya? Deli misiniz siz ya? Eylül sen bağır biraz içeriden Hakan duysun. Hakanların, Hakan'ın yanındakiler de duysun. Ya bu nasıl bir saygısızlık ama ya? Allah Allah bağırma. Ben bilmiyorum ne oldu. Bak ya. Amca sen buna ne diyorsun? Olaya bak ya. Ay yapma. Oynamıyorum ben bugün ne yaparlarsa yapsınlar da. Eylül. Seyirci alıyorsa. Eylül ne yapıyorsun sen? İptal oldu. Mutlu musun şu anda abi? Çıkmıyorum ben diye patla. Ah şimdi de çıkmıyorum. Ah. Şimdi de ben çıkmıyorum ah. Bak vallahi ya, şu an var ya yemin ediyorum. Saygısızsın. Eylül. Anladın mı saygısızsın? Bak günde 50 tane. Sen sefer de yaptın bunu. Saygısızsın 50 tane abi. İşle uğraşıyorum. Bak şu anda zor tutuyorum kendimi. Ya Allah aşkına şey yapma ya, bana bunu. Karıştırmayın. Bana bunu yapma şimdi. Abi ya Allah. Bu ne reklam sevdası ya? Bir şey diyeceğim. Ay Eylül saçmalama. Ya. Ne gücü var bunun oynamalar? Ne alt ederseniz edin abi. Abi. Kanser oldu. Olaylara bak. Git yatıştır şunu çıksın oyuna de Hakan'a. Kapat abi kapıyı. Abi 15 dakika var oyuna. 15 dakika. 15 dakika var. Turgut abi yok. Abi gidin şunu yüzünü yüzünü güzel. Oyuna çıkacağım de demek ya. Öyle saçma şey mi? Benim canımı sıkma ya. Rezil olacağız millete de Cengiz. Rezillik ya. Rezillik yani. Rezillik. Eylül kesin kararlısın. Oynamayacaksın bu akşam. Kusura bakmayın yokum ben bundan sonra de. Yapım firması mı nasıl öyle saçma şey mi olur ya? Abi ben oynamayacağım kusura bakmayın ya vallahi yeter yani. Ne demek saçmalama Hakan bu ikinci kez oluyor bana ama yani. Oyunu falan her şeyi geçtim. O tavır ne öyle abi? Ya bırak o abi tavır o da gerildi şu an. Geriyorsunuz ya. Gel. Ne yapayım abi ne yapayım Hakan? Olmaz olmaz. He? Babacım sakin ol yapma. Ne yapıyorsun deli misin? Ay kimsenin beni düşündüğü yok ama burada. Ya seni kim ya, nasıl düşünmüyor seni... ya? Yani kim nasıl düşünmüyor seni? Ne saçmalık bu ya? Nasıl düşünmüyor ya? Sen de muhatap oyuna çıkmayacağım ne demek ya? Sen de muhatap olmak istemiyorum. Abi bu nedir çık ya? Çık dışarı o zaman. O zaman bak. Söyle seyirciye bu akşam sahneye çıkmayacağını. Senin yüzünden oyunun iptal olduğunu bilsin herkes de. Gelme o zaman buraya. Delirtme beni. Sen beni delirtme ya. Sen beni delirtme asıl ya. O zaman çık. Çık sahneye. Çık sahneye de ki ben oynamıyorum.
Ben böyle terbiyesiz, saygısız bir insanım. Çık de. Ay çık de. Sen söyle. Ben mi muhatabım? Ben mi muhatabım? Sen oynamak istemiyorsun. Sen oynamak istemiyorsun. Ne demek ne yapıyorsun Hakan ya? Abi rahatsız ya. Deli mi deli ya? Sen de çok geriliyorsun. Bu ne tipmiş ya? Biz nereden konuştuğunu ben anlamadım ya. Sen niye ona bağırıyorsun? Hiç abicim sen. Daha önce de böyle bir şey söyledim. Anlamıyorsunuz beni. Hakan ya. Hakan. Ay Eylül sen de saçmalama ya. Allah aşkına. Yavaş olun deyin. Kuliste sessiz olun desin birisi. Sen çıkıp söyleyeceksin abi. Sen çıkıp söyleyeceksin. Sen çıkıp söyleyeceksin. Sen çıkıp söyleyeceksin. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Abi bu ruh hastası galiba ya. Bunu bir şey mi içirdiniz buna? Ne yaptınız ben anlamadım yani. Evet birisi zili çalıyoruz desin hemen. Üçüncü zil. Kaçıncı zil oldu? Oyun başlıyor. Saçmalama. Değer vermese yani adam seninle ikinci oyuna çalışıyor ya. Sen niye onu takıyorsun böyle şeyleri? Ben takma gözünü seveyim lütfen. Abi haksız mıyım yani düzeldi artık bir şey yok sizin. Sen eski mevzuları açıyorsun. Adam ikinci oyunu yapıyor sana ya. İkinci oyunu yapıyor. 10 dakika nosu verdik. 15 verdik. 10 dakika ne hemen. Çıkmıyorum abi vermeyin boşuna ya. Cengiz sen Hakan'ı yatıştırmaya çalış. Eylül oyuna sonradan giriyor ben onu ikna ederim de. Çıkmayacağım diyorum ya çıkmayacağım. Çıkmayacağım ikinci kez yapıyor bu herif bana bunu. Eylül delirdin herhalde. Çıkmayacağım ne demek ya? Çıkmayacağım demek. Şu anda çok saçma bir şey karar veriyorsun. Öyle çıkmayacağım mı olmaz. Beni ilgilendirmiyor abi. Abi sen... Benim işim bozulduysa ben kimseyi tanımam abi bu dakikadan Eylül. Sonra. Eylül, senin cazın ve bekliyor herkes. Ne yapabilirim? Beni düşünüyor mu kimse? Ay Eylül şu an gerçekten saçmalıyorsun ama çocukça bir şey... Ya beni kimse düşünmüyor. Ben ya de Eylül nasıl düşünüyor? Adam ya. Seninle ikinci oyunu yapıyor diyorum ya. Benim aldı, başkasını aldı. Sana ikinci oyun fırsatı verdi. Bak bir şey söylüyorum. Ya Allah razı olsun. Zaten hayır yani... Bir sakin ol Eylül. Bir sakin ol. Bana nasıl geliyor biliyor musun bu yaptığım böyle nankörlük gibi geliyor başka hiçbir şey değil. Ya babacığım şimdi girmeyin ona bunlara şimdi nankörlüğe mankörlüğe şimdi yani, durun bakalım. Yani, bravo. Bravo. Bunun karşılığı bravo. Nankörlük. Bizim böyle bir ilişkimiz yok seninle. Abicim bak şimdi bir şey söyleyeceğim ararız konuşuruz. Bunu mutlaka abi orta yolda bulunur bu oyun. Abi oyun da 5 dakika var şu anda. Bu işi yapan herkes de bilir ki benim olmaz. Bu tavırla bir şey olmaz ama abi. Ya bırak sen beni ciddiye bırak boşver tavırı. Lütfen gider misin abi ya? Ya boşver sen bırak tavrım abi ya. Tamamdır arkadaşlar. Ben seyircilerin arasındaki yerimi alıyorum. Eylül sen önce ikna olur gibi yap. Hakan bir sahneye huzur içinde çıksın. Ama oyun başladıktan Hakan ilk sözlerini söylemeye başladıktan sonra bir dakika sonra falan çık sahneye ve ben oynamıyorum bırakıyorum tiyatroyu de. Ben orada olacağım ondan sonrası ben de sen merak etme geliyorum. Arkadaşlar oyun başlıyor oyun. Tamam yarın çözeriz. Tamam yarın çözeriz. Oyun başlıyor ya. Oyun başlıyor. Hadi gözünü top. Hadi aşkım. Hadi lütfen. Kapalı mı abi topuyu? Kapalı abi. Oynamıyorum. Melek. Melek ben geldim. Sen mi geldin? Sadi! Ne oluyor be? Ne yapıyorsun sen orada? Ürün yerleştiriyorum bak. İyi akşamlar herkese. Arkadaş. Melek! Evet, ben geldim. Gel hayatım, ne yapıyorsun? Ya arkadaşlar... Sadi Efendi. Çok özür dilerim arkadaşlar, çok özür dilerim. Çok hepinizden çok özür dilerim.
Teknik bir problemden dolayı çıkamıyorum arkadaşlar. Teknik bir problem de benim bugün. Yani kusura bakmayın o yüzden. Ben bu oyunu devam ettiremeyeceğim. Ya. Hakan'cığım gel. Ben oynayacağım onun yerine. Bırakıyoruz oyunu. Gel Hakan gel. Üzülme Hakan'cığım. Gel. Arkadaşlarım sana... Çok heyecanlandım biliyorum. Çok canım sıkıldı. Sıkıldı değil mi? Çok canım sıkıldı. Tahmin ediyorum. Vallahi şuralarım titriyor. Tahmin ediyorum. Ama çok sakinliğine güvendik. Bütün organizasyon onlara ait. Seyirci bizim. Seyirci bizim. Gelin. Gelin buraya. Beğendin mi oyunları? Bak yemin ederim. Seyirci bizden. Hakan seni çok seviyor. Evet seni seviyorlar ama çok başarılı oyuncular. Ne yapayım yapacak bir şey yok. Hele şu küçük. Şimdi size hep birlikte selam vereceğiz. Gelin. Tiyatro adeti yapacağız. Seyirci sıkılmadınız değil mi? Böyle de olur yani. Bu da oyuncu. Bence Cengiz'i de oynasın. Cengiz'i de oynasın. Evet arkadaşlar klasik tiyatro selamımızı Hakan Bey'le İlk başta Cengiz'e çok kızdım. Abi benim suçum yok. Hayır hayır şey çok sert girdiği için. Güzel. Haklısın. Ay güzel güzel. Ya Cengiz ne yapıyorsun? Oyun çıkmayacağım deyince dedim ki yani olacak şey. Ah şimdi de çıkmıyorum. Şimdi de ben çıkmıyorum. Ne yapıyor dedim ya çıktı yani. Sahneye niye çıktı yani ne yapacağımı bilemedim. Ben artık oynamıyorum. Melek diyorum hala çok saçma sapan, çok aptal durumuna mı düştüm sahnede? Valla. Herkes hepimizin başına gelen. Çok saçma duruma mı düştüm? Melek! Sen mi geldin? Şuradan gelirken bir koldur koldur böyle bir ses geldi. Dedim seyirciler hani hiç bakmak da istemedim o tarafa. Yani bir o tarafa bakmak istemedim, çok utandım. Hani gel hadi çıkalım dışarı dedim. Hani ne yapacağımı bilemedim de Demet'i görünce anladım artık. O zamana kadar anlamadın mı? Hiç. Neyini anlayayım? Hakan'cığım gel. Ben oynayacağım onun yerine. Bırakıyoruz oyunu. Gel Hakan gel. Üzülme Hakan'cığım. Gel. Hayatımda gördüğüm bütün üç kağıtçılar çok aramızda şu anda. Ben bütün üç kağıtçılarla çalışmışım. Her şey çok aramızda. Dikkat edin yani. Bilmiyorum ne diyeceğimi de bilmiyorum. Çok aramızda. Çok aramızda. Çok aramızda. Çok aramızda.